organize olmak çok gurur ve heyecan verici benim için. Çok da güzel bir kültürünle onun tanıtımını yapacağız birlikte. Yüksek performans vermek üzere tasarlanmış. Fakat aynı zamanda salondan çıkıp günlük hayatınıza da devam edebileceğiniz bir stylish bir durum. Çok heyecanlıyım o yüzden. Çok güzel bir etkinliğimiz olacak içeride. Eventimiz olacak. Renksiz kıyafet seçimi yaparken günlük hayatta en çok neye dikkat edersin? Rahatlığa mı yoksa moda mı? İkisini harmanlamaya çalışıyorum her zaman. Yani fakat çok sık spor ürünler takip oluyor. Yani açıkçası spor ayakkabıyı ben de her zaman tercih ederim. Daha çok spor ayakkabıyı özen gösteririm. Cevap veremeyeceğim. İyiyim, her şey yolunda. Hakan mağazası. Evet, onu bekliyorum. Bir tarihi belirlendi. Valla hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Ben de sizlerle birlikte öğreneceğim büyük ihtimalle. Bilmiyorum, öyle heyecanla onu da bekliyorum. Aslında bir yapımız daha var. İşte bir BBC yapımı. Evet, o yayınlandı. Aynen. Tepkiler nasıl da nasıl gelişti o? Çok güzel tepkiler geldi açıkçası. Ben de çok tepkiler geldi. Böyle bir deneyim. Bir ses var. Birazcık diziyle ilgili konuştuğunuz nasıl bir karakter daha bile karakteri canlandırdınız, zorlandınız mı? Nasıl geçti çekimler? Hayır, yani çok profesyonel bir ekiple çalıştım. Çok keyifliydi oradaki insanlarla vakit geçirmek. Oyuncular, ekip, herkes çok tatlıydı. Dolayısıyla güzeldi. Kolaydı yani. Zor bir deneyim olmadı benim için. Beklediğimden çok daha kolay geçti. Aslında son dönemde birçok sanat filminde de aldınız. Devam edecek mi? Yoksa popüler hani gişe kaygısı olan filmlerde de oynamayı düşünüyor musunuz? Açıkçası ben her ikisini de yapmayı doğru ve önemli buluyorum. Yani ben de tamamen içimden gelen, gerçekten tüm benliğimi ortaya koyabileceğim işler yapmayı seven birisiyim. Bu bir şey olur, bağımsız sinemada bir iş olur. Fark etmez. Tamamen yani gerçekten heyecan duyuyorsam o işi yaparım. Sonra ne filmden siz gibi televizyonda çoğu oyuncuda bir reyting korkusu kaygısı vardır ya. Sizde böyle bir durum var mı hiç yoksa hani senaryoya güveniyorsanız bu şekilde mi? Ya dediğim gibi az önce yani ben tamamen ekibin ve kendinin heyecanıyla hareket eden birisiyim. Yani daha bunu her zaman daha öne koyan birisiyim. O yüzden öyle bir kaygım yok. Televizyonu çok özledim. Yapabilirim. Seviyorum televizyonda, yani televizyonda olmayı. Dijitalde sanırım daha seviyorum. Onu da çok seviyorum, evet. Bir şey de soruyorum. Sinemada son dönemlerde biyografi, otobiyografi filmleri çok ön planda. Sizin hayatını canlandırmak istediğiniz bir yer var mı? Çok ani bir soru oldu, bilmiyorum. Mutlaka vardır. Karıştırsam kesin bulurum. Ama bilmem. Bilmiyorum. Şu an aklıma hiçbir şey gelmedi ama mutlaka vardır. Çok değerli sanatçılarla buluşturuyoruz. Peki şeyi de sormak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde aslında bir talihsiz bir olay yaşandı. Siz de destek verdiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz oraya? Siber. Yani hep birlikte bu siber zorbalığa karşı durmalıyız. Ayrıca buna hassasiyet gösteren ve bu şekilde yani aslıyı koruyacak şekilde yayın yapan basın mensubu arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Çok hassas bir konu. Sürekli bu gibi şiddetlere maruz kalıyor kadınlar. Yani bunun olmaması için basının desteğine ihtiyacımız var her daim. Ama zaten bu hassasiyeti gösteren arkadaşım oluyor. O yüzden bir daha olmamasını diliyoruz. Umarız geçer. Gereken her şey yapılıyor zaten şu an. Var mı başka sorusunuz? Yok. Ben sorayım zaten gereken her şeyi. Bu tarafa hiç bakmayın. Hayırlı olsun. Sen de çok güzel. Hayırlı olsun. Çeksene. Kerem, ben seni zor duymuyorum. Sizden konuşuyorum, biraz varsa. Şuraya geçebilirim. Hocam, minik var. Yarım saat, 40 dakika. Tamam. Reklamı yapacağım ya. Sakal tıraşı yapmadım. Hazır. Geçebilirim. Thank you.
içeride şey çekiyor. Ne abi?